Elhamdülillah. İnnel hamdelillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا صدق الله العظيم Ve gâlen nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem meselül mü'minîne fî tevâddihim ve terâhumihim ve teâtufihim meselül cesed izeşteke minhu udvün tedâ'â lehu sâirul cesed bisseheri vel humme sadaka Rasûlullah fîmâ kâl ev kema gal. Aziz Müslümanlar, millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan büyük depremlerle sarsıldık. Ateş düştüğü yeri sadece değil, hepimizin yüreğini yaktı. Dillerimizde dua, içimizde umutla enkazların başında bekledik. Canlarımızı kurtarmak, birbirimize el uzatmak için hep birlikte seferber olduk. Ve şu anda da seferberlik halindeyiz. Kardeşlerim, rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz bizleri şöyle tarif ediyor. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da rahatsızlık duyan bir beden gibidir. O halde mümin kardeşlerim, gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün kenetlenme günüdür. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Gün dua ve niyazda tevbe ve istiğfarla Cenab-ı Hakk'a sığınma, onun engin rahmetini ve yardımını isteme günüdür. Öyleyse geçmişte olduğu gibi bugün de imanımızın gereği olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuruyla hareket edelim. Birbirimizin umudu, birbirimizin yaşama sevinci olalım. Depremden etkilenen her bir kardeşimizin yüreğine dokunalım. Gözyaşlarını silelim, hüzünlerimizi paylaşarak azaltalım, maddi ve manevi bütün imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım. Yüreklerimiz
soğuk kış gecelerinde kardeşlerimizin ısınacakları bir soba, başlarını sokabilecekleri bir yuva mesabesinde olsun. Böylesi zamanlarda sağduyumuzu ve sükunetimizi daha bir özenle muhafaza edelim. Birlik ve kardeşliğimize zarar verebilecek her türlü söz ve davranıştan uzak duralım. Rabbimizin ve teavennu alel birri ve takva, iyilikte ve sorumluluk bilincinde yardımlaşınız. Ve la teavennu alel ismi vel udvan, kötülükte, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın emrini özellikle bu acılı günlerimizde kulaklarımıza küpe yapalım, yardımlaşalım, paylaşalım, birbirimizle dayanışma içerisinde olalım. Kardeşlerim, biz millet olarak Peygamber Efendimizin veda hutbesinde, "Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir, hepiniz Adem'in çocuklarısınız" hadisi şerifinden ve Hazreti Ali Efendimizin "insanlar ya dinde kardeş ya da yaratılışta eştir" sözünden de ilham alarak tarih boyunca tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp değerlendirerek birliğimiz, beraberliğimiz, paylaşmamız ve dayanışmamız ile ne büyük zorlukları aşarak bugünlere geldik. Birlikte ağladık, birlikte sevindik. Bugün de acılarımız için birlikte ağlıyoruz. Yaralarımızı birlikte sarıp birlikte sevineceğiz inşallah. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, milli mücadelede ve geçmişte yaşadığımız tüm afet ve felaketlerde birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ile zorlukları nasıl aştıysak bugün de aşacağız inşallah. İstiklal Marşı şairimizin dediği gibi, "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." Aziz kardeşlerim, Rabbimizin "Estaizu billah, kul hel yestebillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun" de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? "Fe izâ azemte fetevekkel alallah" üzerine düşeni yap, sonra Allah'a tevekkül et, uyarılarına kulak vererek. Ne yapalım? Kaderde ne varsa o olur. Yanlış telakkisinden uzak durarak, ilmin, irfanın, bilimin, hikmetin, tefekkür ve düşünce ufkumuzun bereketli çalışmalarıyla daha iyi tedbirler alarak istikbalimizi birlikte inşa edeceğiz inşallah. Tedbir, tevekkül ve dua birlikteliğinden taviz vermeyeceğiz inşallah. Yine yüce Rabbimizin "Fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra" elbette zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, evet, muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır müjdesinin gönüllerimize sağanak sağanak yağdırdığı inşirah ve umutla inanıyoruz ki bu zorluğun da beraberinde bir kolaylık, bu sıkıntının da ardından bir ferahlık gelecektir inşallah. Biliyoruz ki her türlü zorluğu omuz omuza, gönül gönüle aşan aziz milletimiz, Rabbimizin rahmet ve inayeti, devletimizin kudret ve gayreti,
sahip olduğu basiret ve ferasetiyle yine yaralarını saracaktır, sıkıntılarını aşacaktır Allah'ın izniyle. Bu vesileyle geçmişten günümüze afetlerde ve felaketlerde vefat eden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve Necip milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve bütün insanlığı her türlü afetten, felaketten, kötülüklerden, şerlerden muhafaza buyursun. Aziz kardeşlerim, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için pek çok yardım kampanyasının başlamış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da bu kampanyalara destek olabilmek amacıyla bugün Cuma namazının çıkışında ülkemiz genelinde sevgi, muhabbet ve kardeşlik yüklü yardımlarınıza aracılık ederek depremden etkilenen kardeşlerimize ulaştırmak istiyoruz. Cenab-ı Hak şimdiden yapacağınız bütün yardımları yüce dergahında kabul buyursun.